Evlilik sonrasında eğer mehir miktarı unutulursa, daha sonra neye göre bu mehir tekrardan belirlenebilir? Eğer eşler arasında bu mehir konusunda herhangi bir ihtilaf yoksa, yani kadının talep edeceği bir rakam, erkeğin de onay vereceği ve vereceği bir rakam ise bunun bir önemi yoktur. Çünkü neticede mehir tespit dediyse, belirtilmiş de olsa ve taraflar bunu hatırlasa da daha sonradan eşler, özellikle kadının da bu konuda kabul olmakla beraber mehirde tebdil edebilirler. Yani bir değiştirme yapabilirler. Hatta kadın mehir hakkından feragat edebilir, kocasına bağışlayabilir veya kısmen bağışlayabilir veya kocası fazlından, kendinden, mehir miktarından daha fazlasını hanımına verir, hanımı da bunu kabul edebilir. Yani demem o ki aralarında bu konuda herhangi bir ihtilaf yoksa, görüş ayrılığı yoksa, hangi rakam üzerine anlaşırlarsa bu aralarında mehir olarak takdir edilmiş olur. Daha önceki mehrinin ne olduğunu bilmemeleri, unutmuş olmaları sonucu tesir etmeyecek. Ama yok, aralarında bir çekişme var ise, yani kadın bir talepte bulunuyor, erkeğin ise vermek istediği kadının talebinden daha düşük oluyorsa ve gerçekte de mehrin miktarının ne olduğu noktasında her iki tarafında delil yoksa, o zaman durum değişecektir. Nasıl değişecektir? Hangisi asgariye, yani biri işte 10 diyor, ötekisi örneğin 8 diyor. Tabii burada 8'dir diyen koca olmalıdır. Çünkü azlık kadın söylüyorsa burada bir dava yoktur. Erkek fazladan veriyor, kabul edilebilir. Ama işte kadın onu söylediği halde koca 8 olduğunu iddia ediyorsa ve hanımın da 10 olduğuna dair bir delili yok ise, hatırlamıyorum ama böyle olsa gerek şeklinde ifade ediliyorsa, o zaman 8 her ikisinin ittifak ettiği bir rakam olacağı için ve kadın bunu da ispat etmediği müddetçe, ispat edemediği müddetçe bu durumda fazlasını talep etme durumu olmayacak. Ama indallah'ta kadın biliyor gerçekten 10, erkek de biliyor gerçekten 10. Ama kadının ispat edemeyeceğini bildiği için bunu inkar ediyorsa, burada şüphesiz erkek hanımına haksızlık etmiş olur. Yani mesele karı kocadan daha ziyade alacak verecek ilişkisinde, alacaklı olan kimsenin elinde bir senedi olmadığından dolayı borçlunun borcunu inkar etmesi gibi olur ki, belki dünyevi olarak kendini kurtarmış olsa da ahirette büyük bir vebale gireceğini de bilmesi gerekecektir. Peki hocam, teşekkür ederiz.